Bu saldırının başından beri o konuşuluyor. Evet. engelleyebilir miydi, engelleyemez miydi? Ankara, Amerika bilerek mi engellemedi gibi. Ama siz diyorsunuz ki bilerek engellememesi söz konusu yani, değil. Yani bilerek şöyle söyleyeyim. Bilerek engellememedi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri İran'ın İran'ı böyle bir şeye zorluyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bölgede Irak'ta ki yeni safha İran'ın ve İran uzantılarının bu bölgeden gitmesini sağlamak Amaç bu. Hı hı. Şimdiye kadar ilk daha dönebiliriz bu Şimdiye arada, kadar daha çok farklı bir politika açısını. izliyorlardı. Bu politika e, İran'ın önünü açan bir politikaydı. Yani e, şeye bakarsak ka, e, Kasım Süleymaniye, Afganistan'dan Pakistan'dan, e, Lübnan'dan, Irak'tan, Suriyeden, Yemen'den çok geniş bir alandan sorumlu ve e, buralarda çok e, şahsi bağlantıları olan birisi, çok e, karizmatik birisi. Hı hı. Dolayısıyla e, böyle bir şey var ve e, bu DAEŞ'le mücadelede IŞİD'le mücadelede Amerika bilerek bu şeyin önünü açtı. İran'ın önünü açtı. Çünkü İran güçlü olunca ister istemez Bahreyn gibi, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler korkuyorlardı ve ister istemez Amerika'yı buraya davet ediyorlardı. Öyle söyleyeyim. Amerika'yı ve Batı'yı. Şimdi durum biraz daha farklılaştı. Amerika Birleşik Devletleri hedef değiştirdi. Biraz daha güçlerince İran, İran'ı zayıflatmak gerekiyor. Ama İran'dan, İran'ın gücü azaldığında oradan e, boşaracak e, boş e, boşluğa kim dolduracak? Amerika'nın bunu yapması lazım. Herhalde yapmıştır diye değerlendiriyorum. Çünkü bundan sonra İran'ı zayıflatmaya devam edecek Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle Irak'ta bu da ileri gitmesine engel olacak. Kasım Süleymaniye'yi öldürmesinin sebebi budur. Hı -hı. Ve İran Amerika'nın istediği cevabı verdi şimdi tekrar. Amerika böyle bir şey istiyordu, cevap istiyordu. Şimdi Amerika'nın. Dışişleri Bakanı Zarif diyor ki e biz orantılı bir yanıt verdik. Evet. Savaş peşinde değiliz diyor. Evet. Evet. Bunu nasıl okumalıyız? Yani eğer Amerika bir karşılık ver Vermezse, tekrar vereceğiz diyor. Ya şey yapmayacağız süreç diyor. süreç noktalanacak evet. mı? Evet. Yani e, bu tabi e, İran'ın bu şeyi Kasım Süleyman'ı geri getirmez. Yani Kasım Süleyman'ın karşılığı değil. Ama en azından kamuoyunun eee şeyini almak, gazını almak, kamuoyunun baskısını azaltmak açısından işte bakın biz de gittik dünyanın en güçlü devletinin şeyine 15 tane füze attık. Bunun 10 tanesi galiba şey gelmiş Elambar bölgesine, 5 tanesi de işte diğer bölgelere. Çok büyük zayiat olduğunu sanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri üç aşağı beş yukarı bu füzeler atıldıktan sonra zaten ellerinde 13'lü bir senaryo vardı. 13 şey yaptığınız İran senaryo. İran'ın ne yapabileceğine, ne yapabileceğine dair. Ve bunların yerleri de belli büyük ihtimalle. Ama bence İran bu yaptığıyla Amerika, yani İran'ın söylediği gibi 80 zayiat evet, falan İran olduğunu sanmıyorum ben. 80 sanmıyorum. Ama Amerika Devletleri şu anda top Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri İran'a istediği cevabı vere, verebilecek şekilde bir hazırlık yapıyorlar büyük ihtimalle.